Biz doğanın içinde doğduk. Ruhumuz, bedenimiz, aklımız ondan beslendi. Çocukken her şey oyun gibi gelirdi. Oynadığımız yer toprağın üstüydü. Çocukluğumuzun o aylak günlerinde gezdiğimiz o yerlerde aslında mucizelerle temas kurardık. O mucizeler yaşamımızı şekillendirirdi. Çünkü insanın yaratılışı ile evren arasında gizli ve köklü bir bağ vardır. Maddi zenginlik ve refahta en ileri noktaya gelen toplumlar büyük bir manevi açlık içindedirler. Zira maddi zevk insanı bir noktaya kadar mutlu edebilir. Ben kimim? Hayatımın gayesi nedir? Gibi temel sorular insanın karşısına her yerde çıkacaktır. Bu soruya tatmin edici bir cevap veremediğinizde hayatımızın anlamı ortadan kalkar. İstikameti, manevi hazzı, neşvesi, heyecanı olmayan bir hayat yaşamaya başlarız. Fakat insan, akleden, düşünen bir varlık olduğu için anlamsız bir hayat yaşayamaz. Hayatını anlamlandırmak için mutlaka bir yerlere tutunması gerekir. Eğer elinde doğru bir kılavuz yoksa yanlış yollara sapar. Sahte tanrılardan medet umar. Lakin bu insanın şerefine yakışır bir durum değildir. Allah'ın verdiği aklı ve vicdanı doğru kullanmayıp doğru yoldan sapan bir insan her şeyden önce kendi varlığını ve değerini ayaklar altına almış demektir. Anadolu'da nice köyler var. Bu değerleri yüreklerinde yaşatarak evlatlarını aktaran. İşte bu köyde onlardan birisi. Bize elma mı? Elma. Peki teyze, teşekkür ederim. İyi ya. Senin bahçenin elması mı? Senin bahçenin elması mı bu? Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Oldu, yeriz. Yine doğaçlama bir anons vereceğim diye kafamda bir şeyler planlıyorken oradan bir teyze çıkardı, bize elma getirdi, elma verdi. Şimdi kafamdaki anons biraz daha değişti. Bu muhtemelen bu yükseklikte, bu coğrafyada Ekim ayının elması. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 6 ay öncenin, hala kütür kütür. Acayip de lezzetli. Soğuk hava deposunda saklamıyor. Evindeki ambarda çok güzel bir yerde, havada asılı bir yerde tutuyor muhtemelen. Elime aldığım şu pelit ağacını amaçsızca gözükse de elimde oymaya çalışıyorum. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buna şekil vermeye çalışıyorum içimden ne gelirse. Bu az evvel buraya palamut getirip keçilerini beslemek için yapraklarını keçilere yediren Kadir amcanın getirdiği palamut. İçinin özünü merak ediyordum. İçinin özüne şöyle bıçakla girip su yürüyen yerlerini açığa çıkardığımda çok güzel gök gürültüsü var. İnanılmaz güzel kokusu var. Bu kokuyu içime alıyorum. Aslında içime yazıyorum ki gözlerim görmese dahi böyle bir ağacı bir sonraki zamanda elime aldığımda yine tanıyabileceğim belki de. Burası Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Şahin Kaya Köyü. Öteki tarafta Akalan var. Yukarı tarafta Elalan Köyü var. Tam ikisinin ortasında bir yer. Buraya geldim ve buradan ayrılamıyorum. Çünkü burada acayip bir hazine bulduğumu düşünüyorum. Burada kaldığım süre içerisinde bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. 24 saat hiç durmadan yağmur yağdı. Şu gördüğünüz düz arazi var ya, şurası. Bakın tertemiz. O yaşlı Kadir amca evinin önünü tertemiz yaptı az evvel. Süpürdü. Buradaki hayatı şöyle anlatayım size. Şehir hayatına kıyasla daha durağan gidiyor. Sabah seher vaktinde insanlar güneş doğmadan kalkıyorlar ve işlerine koyuluyorlar. Bahar buralara geldi. Her yer canlandı. İnsanlar kimisi tarlasında, kimisi ekinliğin başına gitti, kimisi hayvanlarını dağa gütmeye gitti. Akşam kuzularına süt getirsinler diye.
Herkes bir yerde. Yaşlılarsa evinin çevresinde evlerini toparlıyorlar. Onları uyandıran şey cep telefonları veya kurmalı saatler değil aslında. Onların vücut, beden saatleri. Onların genine işlemiş, hava karardıktan sonra çok fazla zaman kaybetmeden, her şeyin toparlanıp ertesi güne hazırlanılarak yapılan bir yaşantıdan sonra uyumaları ve sabah erkenden kalkıp tekrar işlerine koyulmaları. Bu çok güzel bir şey. Ben de aynı vakitte kalktım. 8 saat uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, bütün gün çalışıyorsunuz. Dingin, etrafta olup bitenlerle, kuşlarla, ağaçlarla, su sesiyle. Biraz yokluk ve şehre kıyasla eksik malzemelerin olduğu bir yaşantıda parayla satın alınamayacak çok güzel değerler aslında bunlar. İnsanın sağlıklı olabilmesi için. Ben de bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Şu an kendimi boş gezen bir adam gibi düşünüyorum. Birazdan kalkıp köyün içerisinde gezeceğim ve yardım edebileceğim, çalışabileceğim herhangi bir şey varsa ona girip yapmaya çalışacağım. Çalışmakla ilgili ne kadar çok atasözümüz var diye düşünüyorum. Mesela ilk aklıma gelenler, boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. Yazın başı pişenin, kışın başı pişer. Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez. Yazın çalışan, kışın gülüşür. Ne güzel demişler. Bu sözler bir yandan bize nasihat veriyorken, öte yandan da sağlıklı olmanın reçetesini anlatıyor bizlere. Yalnızca bir tanesini uygularsak kim bilir içinden neler çıkar. Bedenin, aklın, el becerin gelişir. Bunlardan feyz alan ruhumuz beslenir. Bizler masa başında oturduğumuz yerde fişimizi prize takıp ömrümüzü geçirmek için yaratılmadık. Tam aksine toprakta hareket etmek ve ondan beslenmek için yaratıldık. Şimdilerde böyle yaşamak zorunda olsak da mutlaka toprakla bağ kurabileceğimiz başka işler de çıkarmalıyız kendimize. Boncuk. Şişt. Bacak burada. Kurtçu amcanın evi burası. Hasan amcanın 40'ın karıştığı dediği, yani 1947 yılında aynı anda doğduğu arkadaşının evi burası. Naca'nın sapı kırılmış. Ben de ona sap yapmaya geldim. Kendileri bahçelerinde çalışıyor. Ona bir sap yapacağım şimdi. Odunluğun içerisinde kayın var demişti. Ona bir bakalım. Burada gördüğüm tek kuru kayın bu. Sanıyorum bunu kastetti. Bundan yapacağım. Bu budaklı yerin alt tarafı kullanılmayacak. İşe yaramaz. Yani en azından benim sap için işime yaramayacak. Şu kısım yeterli. Bir bakalım boyuna. Çünkü benim nacağıma, daha doğrusu benim baltama göz dikmişti. Sapı ne kadar güzel demişti. Aynı saptan kendisine yapacağım şimdi. Bu yeterli. Bir de özüne bakalım çalışır mı? Bu gayet güzel. Bundan çok güzel bir sap çıkarabilirim. Merkez noktası burası. Merkez noktası tam orta olsaydı biraz zorlanabilirdim ama yan tarafta, çünkü şuradaki kullanacağım kısımda kanallar ve katmanlar daha düz kullanılmış olacak sap. Şu sap için mesela daha düz katmanlar, birbirinin üzerine geçme parça gibi, birbirini bütünleyen bir parça gibi olacak. Oysa ki özünü kullansam, özüne yakın yerden kullansam hep ay şeklinde dizildiği için onlar kırılıp zamanla aşınacak ve ayrılacak. Şuraya ayırmam gerekiyor. Şimdi benim testere buna biraz küçük gelebilir. Burada testere bulursam onunla keseceğim, bulamazsam idare edeceğim onu artık. Thank you.
Bir sap yapıyorken bir insan birçok şeyi öğrenebilir. Ağacın türünü, kullanılacak el aletlerin ismini ve nasıl kullanıldığını, basit fizik ve mekanik bilgileri, açı hesaplamayı, potansiyel gücün nasıl tatbik edileceğini ve daha birçok şey sıralanabilir. Ve asıl göz ardı edilmemesi gereken ise bedenin çalışıp ruhun beslenebileceğidir. İstediğim parça bu. Şunu bir şöyle koyalım şimdilik. Baltayı hep düz vurarak çalışmak lazım. Kıracağınız malzemeyi istediğiniz açıya getirip, özellikle şu alttaki köşeyi oturtarak istediğiniz açıya getirip, o açıda baltayı düz vurursanız keseceğiniz malzemeyi daha etkili ve kolay kesmiş olursunuz. Önce yapacağınız şeyi aklınızda planlıyorsunuz. Sonra içinizde onu yoğuruyorsunuz. Elinizdeki malzemelerle de yapacağınız şeyi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Muazzam bir beceri ve insanı rahatlatan, adeta terapi gibi iş gören bir ahşap insan ilişkisi bence. Bu köy manzarası o kadar güzel bir yere kondurulmuş ki insan dışarıda iş yapıyorken yorgunluğunu hissetmiyor bile. Hem yeri iyi seçmişler hem de o yere iyi bakmışlar. Bizler kapalı mekanlarda iş yapmak için yaratılmadık herhalde. Şöyle bir düşündüğümde insan ömrünün yarısına yakın bir zamanı evde geçiyor. Ömrümüzün diğer yarısı da yolda, klimalı araçların içinde ve kapalı mekanlarda geçiyorsa dışarı hayatımızdan çıkmış demektir. Gerçek yaşam orada duruyorken hala bunu göremeden kendi ürettiğimiz suni yaşantının içine gün geçtikçe daha da perçinleniyoruz. Şu an benim yaptığım iş basit bir balta sapı yapmak. Yani bir baltaya sap olmak deyimi gibi. Atalarımız boşa bir şey söylememişler. En basitinden bir balta sapı yapmak bile insanın yeteneğini geliştirebilir. Kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Artık çizgiye geldim. Daha da yaklaştırdım kendimi. Yaptığım işi başarabilmek için daha yakından daha küçük hamlelerle. Biraz daha ince işe döndü artık. Kaba işçilik bitti. Tam çizgi sınırında. Şimdi çevirelim. Şurada bir yuvarlaklık var. O yuvarlaklığı, o açıyı verebilmek için baltayı değil yine ağacı çevirmek lazım. Önce şuradan başlayalım. Sap normalde burada bitiyor ama bunu uzun bırakacağım çünkü çalışması daha kolay. Üzerini rendeyle yumuşatacağım. Evet, artık arka tarafa geçelim. Çentikler açarak şöyle üstten 45 derecelik açılarla
baltanın buradan içeri dalmaması için burayı testereyle yine keseceğim. Çok zevkli bir iş. Müthiş. Şu kestiğim üçlü baltayla yukarıdan vurduğum zaman fren sistemi olacak, basamaklama. Balta buradan girdiğinde şöyle üstten ilki tutacak. İlki tutmazsa ikincisinde kalacak, ikincisi de tutmazsa üçüncüde kalacak. Evet, bu da geldi, burada kaldı. Şimdi bunu şöyle küçük bir açıyla. Kırabiliriz. Çok fazla bir işi kalmadı, ince işleri kaldı sadece. Burayı baltanın ağzına göre, nacağın ağzına göre ayarlayacağım. Şu pozisyonda. Aynen şöyle duracak. Evet. Hava kararmak üzere, artık bunu yarın sabaha bırakıyorum. Çünkü akşam yemeği bekliyorlar beni, geç kalmamam gerekiyor. Yarın bu işe devam edeceğim. Kaldığım yerden. Hasan amca ile yiyeceğiz akşam yemeğini. Onu ilk tanıdığımda gözümün içine bakarak bana öyle içten bir hoş geldiniz demişti ki, gönlünün daveti olduğunu yüreğimde hissetmiştim. Şimdi onunla sanki yeni bir aile olduk gibi hissediyorum. Aramızda karşılıksız bir sevgi bağı var artık. Sana yürekten söylüyorum. Şehirle kırsal yaşantıyı görmüş bir adam olarak aradaki o hep köprüde gidip geliyorum. Evet, evet. Şu an seninle şurada oturup yemek yiyor olmamız benim için çok önemli, çok kıymetli bir şey bu. Aradaki farkı çok net görebiliyorum, biliyor musun? Sabah erkenden işine koyulmuş. Siz bir şeylerle uğraşıyordunuz, çocuklar bir yerlere evet. gitmişti. Sen evet. bahçeyle uğraştın, bağla uğraştın, yapılacak işleri yaptın. Tabii. Bahar hareketlendirdi tabii. ya. Bahar hareketlendirdi bizi tabii. Hem de nasıl? Ben de boş durmamak için gittim, bir şeylerle uğraştım, tabii. balta sapı yaptım. O bile elim ayağım yaralandı, evet. yoruldum, acayip evet. bir yorgunluk veriyor. Tabii. Şu an şurada oturup, şehirden hiçbir iz yok değil mi şu anda şurada? Her şey kendi evet, tohumunu. Evet, şehirden hiçbir şey yok. Tabakların içindeki her şey sizin evet. burada. Şimdi şurada kendi yaptığımız armut pekmezi, elma pekmezi. Yumurta zaten kendi tavuklarımız. Yumurta tavuklarımızın yumurtası. Şu topladığınız kanlıca mantarı. Şu topladığımız kanlıca mantarı. Güzün topluyorsunuz değil mi? Evet, evet. Güz sonbaharda topluyor bunu. O mısır çorbası. İçinde fasulye de var. Yoğurt dineklerimizin. Tavuk, kendi tavuğumuz. Nasıl da belli. Şu uzun, şu evet. tibia kemiği diyoruz evet. buna. Şu kemiğin boyuna bakar evet. mısın? Evet. Kocaman. Hasan yani, amca. Buradaki şeyler hep doğal. Şunun sert olduğunu biliyorum bunu yerken de. Bir zevkle yiyeceğim şimdi. Şu da cincele mantarı bildiğim. Evet, bu da cincele mantarı. Bir tane uzatsana bana oradan ya. Tabii buyur. Allah Allah şimdi. Şimdi bir şey siz böyle yiyeceğiz değil mi bunu? Tabii. Yoğurdan batırıyorum. Sen öyle seversen batır. Şöyle hafif de uyduruyorum şöyle. Cincele. Bunun çorbası da güzel oluyor. Çorbası da güzel. İşin özünde söylemek istediğim Hasan amca. O yorgunluğun üstüne şu yenilen yemek de muhteşem. Evet. Şimdi birazdan biraz sohbet edeceğiz. Arkasından herkes temizliğini yapacak, günün değerlendirmesini yapacak. Tabii. Yine girecek yatağa. Tabii. Sabah yine kalkacak, seherde işe. İllaki. Hani gündüzün şerri gecenin hayrına iyidir atasözü var ya. Evet. Elektrik bulunmadan önce söylenmiş bir şey belki ama insanın sağlığı açısından çok önemli bu. Tabii. Maalesef şehirde bunu ıskalıyoruz. Burada bir gün
koyunu saldık sabahına. Bahar mı? Sonbahar. 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 O kadar bir sis var, duman var ki buradan 5-10 metre yer görünmüyor yani. O kadar sis var. Ortanca oğlanımla beraber gittik koyuna. Hangisiyle? Şeyle mi? Mustafa'yla. Mustafa'yla. Yukarıda bir yerde Mustafa'ya dedim ki sen ateşi yak, çayımızı demle. Ne zaman oluyor bu olay? 95-96'larda. Ha, bayağı var. Tamam. Evet, bayağı var. Neredeyse 20 sene, evet. Mustafa ateşi yaktı, çayı demledi. Orada yemek yedik. Yemeği yerken dedim ki Mustafa sen buraları topla oğlum. Koyunu pöleriz dedim. Hani? Sis de dağılır ayrılır. Evet, sis de koyun ayrılı diye. Ben kalktım, koyunu bir dolandım, koyun azalmış, pölünmüş koyun. Mustafa'ya dedim, Mustafa koyunu pölmüşük. Mustafa'yla koyunu aradık, o yanına gittik, bu yanına gittik, aradık koyunu, bulamadık. Köye haber verdik, köyden de geldiler birkaç kişi. Komşu köyden de geldi iki kişi. Yardım etmeye geldi. Yardıma. Tabii bu arada akşam namazı geçti. Hava kararacak. Hava karardı, gece oldu. Yalnız bizim Sivas'tan gelme köpeğin birisi yok. Kangal mı? Kangal. Köpeğin birisi yok. Biz tabii aşağı yukarı Yastu ezeni geçti. Halen koyunları yok tabii gece dağda. Bir tepenin doruğuna çıktım ben, bağırdım. Köpeğin ismi Şafak. Hala sis var mı? Var. Sis de gece bağırıyorsun Şafak. Evet. Aha. Sis, aynen sis var. Köpeğe bağırdım Şafak, Şafak, Şafak diye. Köpek geldi, hemen gelir gelmez bana bir sarıldı böyle, adam kucakları gibi, boynuma sarıldı böyle. Kalktı ayağa, boynuma sarıldı, hemen geri döndü, orman aşağı gitti. Yalnız sistem... Durmuyor da fazla yani. Durmuyor, hiç durmuyor. Sistem köpeğin ne tarafa gittiğini göremedik. Biraz bekledik, yanımdaki uşaklara dedim ki, ben şimdi ona bir daha sesleneceğim, benim sesime gelecek. Siz o zaman dikkat edin ne tarafa gittiğine diye. Ama davarın yanına gidiyor kesin yani. Tabii yok koyunların yanına gidiyor. Onları bekliyor dağda. Bir mafi sonra bir daha bağırdım köpeğe. Köpek yine geldi. Aynen beni yine geldi. Bir kucakladı. Yine hemen geri döndü. Koyunlara yanına gidiyor tabii. O zaman çocukla gördüler. Dediler ki dayı Şafak bu aşağı gitti. Biz de o aşağı devam ettik, orman aşağı. Aşağıda bir çukurda koyunla topak olmuş böyle gece sizde. Birbirlerine sokulmuşlar. Ha, birbirlerine sokulmuşlar. Şafak da onları orada bekliyor yani. Belki de Şafak soktu orada, idare etti onları oraya. Tabii canım. Şafak topladı, soktu onları oraya. Dağılmasın diye de tekrar bir size bir oraya. Evet, dağılmasınlar diye. Mesela bizim yanımızda duracak olsa belki koyunları dağılacaktı. Beklemiyor bizim yanımızda. Yani bize işaret veriyor, gelin peşime diye. Oradan koyunları bulduk. Gece geldik köye. Yani böyle maceralarımız oldu. Çokça vardır herhalde, evet, senin şu yaşına, evet, kadar yaşadın. Ben de bir sürü işittim, duydum. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâh gül boynuna dökülür gelir. Dökülür gelir. Kâh gül boynuna dökülür gelir. Hasan amca köpeğin Şafak'la ilgili anlattığı anısıyla köpeklerin insan hayatındaki yerine son noktayı koymuştur artık. Onlar şehirlerde bizim doğadaki uzantılarımızdır aslında. Aman da el alsa ciğeri bağrımdan sökülür.
akan suyla yüzümü yıkamaya bayılıyorum. Her fırsatta nerede görsem o suyun içerisine sokup ellerimi şöyle yüzüme çarpmaya ve onun enerjisini hissetmeye gerçekten ihtiyacım var gibi düşünüyorum. Çünkü hayat taştan geliyor. Taş toprağa dönüşüyor. Onun üzerinde bir sürü canlı mikroorganizmalar oluşmaya başlıyor. Toprağa dönüşüyor. Bu da o toprağın içerisinden gelen su. O bütün enerjiye dokunan ve durmadan akan su. Duran suyla yıkamayı ve böyle akan suyla yıkamayı karşılaştırdığınızda ne kadar farklı şeylerden, enerjisi ne kadar yüksek olan şeyden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bir yaylanın özünden gelen suyu cömertçe dağıtır eşe dosta, kurda kuşa. Boynunu asılı duran helkenin kulpunu, yıllara bırakan köy pınarları. Nice aşıkların sırrını saklar, oyalı başma örtülü başın. Türküler yazılır sevenlerine, gürül gürül akan köy pınarları. Çok şey ifade ediyor size. Nefise teyze bu tereyağını bu sabah yaptı. Ekmek de ocakta yeni pişti. Hala sıcak. Tereyağını bayılıyorum. Fındık. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Dur yavaş, yavaş. Tamam, al. Hadi yeter. Hadi. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Gel, gel, gel. Gel. Bu da son senin. Gel. Gel. Sen çok iyi sen. Demek ki neye niyet neye kısmet. Tereyağlı ekmeğimin çoğunu bunlar yedi. Hadi. Elde taşımanın da bir anlamı oldu şimdi. Şöyle şimdi ellerimi temizleyeceğim. Ellerimi temizlemek için sadece sabun kullanmaya ihtiyaç yok. Aynı görevi görecek bir sürü bitki biliyorum. Hey. İnsanın olduğu yerde bir sürü canlı hayatını devam ettiriyor. Buradaki ısırgan otu ve kaldırık da onlardan sadece iki tanesi. Isırgan otun içerisinde hep anlattığım magnezyum açısından çok zengin bir sürü de vitamin ve mineral var. Bunun yemeği, böreği, çorbası bir sürü şey yapılıyor. Aynı zamanda bunu çiğ olarak atıcı üzerinden hafif oksidize ettiğinizde yediğiniz zaman magnezyumu daha net hissedebiliyorsunuz. Geçmişte atalarımız bunu mesela dağa çıkıyor yazın yanında yemek götürecek, tereyağı götürecek. Onu erimeden saklama kabı mı vardı yok, buz mu vardı değil. Ne yapıyordu biliyor musun? İşte bu kaldırık yapraklarının, pardon, ibelek yaprağının arasına o tereyağını sarıyor şöyle paket paket küçük küçük. Bunun kimyasından dolayı içerisindeki ısı 4 derece civarında oluyor. Ve yağ erimeden taşınabiliyor. Ben de şimdi bunu elimi temizlemek için kullanacağım. Bakın şimdi suya bakın. İçten nasıl su çıkacak?
elimi temizleyecek olan ve mikropları da arındıracak olan su da işte bu ilaç. Isırgan otunun verdiği rahatsızlığı da gideriyor aynı zamanda. Şimdi işe koyulabiliriz. Ekolojik krizin köklerinin gelecek kuşaklara verdiğimiz eğitimde olduğunu iddia eden bilim insanları var. Tüm dünyada bugünkü eğitim tarzı insanın egemenliği adına bizi yaşamdan yabancılaştırıyor. Birleştirmek yerine parçalıyor. Başarıya ve kariyere aşırı önem veriyor. Duyguları zihinden pratiği kuramdan ayırıyor. Ve dünyaya cehaletinden habersiz zihinler salıveriyor. Başka bir deyişle bugünün pratikleri her şeyi bilen zihin halinin ve ona eşlik eden hayranlık duygusu yoksunluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Baltanın sapa iyi oturması lazım. İyi oturmazsa kullandığınız balta fırlayıp birisine sakatlık verebilir. Öncelikle kendinize tabii ki. Şimdi gayet güzel oturdu buraya. Şöyle bir denemesini yapalım. Bunun içerisini kesip tam orta noktasından kesik açacağım. Onun içerisine bir kama yerleştireceğim. Bu kamayı da ıslattıktan sonra üçgen olacağı için zaten konik bir şekilde gireceği için yukarı çıkamayacak asla. Bunun kırılması gerekir. Kırılmaması için de sağlam bir ağaç seçtik. Kayın ağacı. Gülgen de olabilirdi ama kayın çok ideal. Keşke köylerimiz hep olaydı da yaşayaydık o insan kültürüyle. El eli değmemiş köylerimizdeki insanlar bizim omurgamız aslında. Dilimize, aşımıza, ekmeğimize ne girdiyse ondan girdi. Hala onu tüketiyoruz. Ne zengin kültürmüş eritemedik bir türlü. Biz topraktan uzaklaştığımızdan beri dilimize bir şey katamadık. Bırakın katmayı, var olanı muhafaza bile edemedik. Tarihimizi iyi bilenler bu vatana nasıl sahip çıkıldığını, ne alimlerin buralardan çıktığını, nice baba yiğitlerin atlarının önünde kimsenin duramadığını, kimlerin onun uğruna yiğitler gibi olduğunu çok iyi bilirler. Onlar efendi, onlar insan, onlar mert, onlar kudretli, onlar merhametli, onlar tanıdıkça hayran olunacak insanlar. Köy yurdunu terk etmişler için Ali Kızıltuğ ne güzel demiş bakın. Asrı gurbet harap etmiş köyümü, bülbül gitmiş baykuş konmuş gel hele. Ben ağayım, ben paşayım diyenler, kapıları kilitlemişler, gel hele. Birisine sordum, bura neresi? Issız kalmış dertli çağlar deresi. Dedi, kardeş, işte Mursal burası. Koç yiğitler küstü gitti, gel hele. Gel çoban, gel ki dertleşek beri. Dağlarda meleşen kuzular hani? Tanıdın mı ben Ali'yim, Ali? Hangi Ali'sin tanıyayım, gel hele. Saz elimde şu elleri gezerdim. Dertliydim, bazı destan yazardım. Sen Ali'ysen niye saçlarını arttın? Bu sana hiç benzemiyor, gel hele.